değerli basın mensupları, Türkiye Futbol Federasyonu'nun olağan mali ve seçimli genel kurulu hayırlı olsun. Bugün 270'e yakın bir genel kurul delegesinin katıldığı aşağı yukarı divan başkanı tarafından tespit edildi. İki adaylı bir seçim olacak. Biz her zaman çok adaylı seçim olması taraftarıydık. Bildiğiniz gibi 3 adayın adaylığı onaylanmıştı. Son derece kıymetli bir adayımız UEFA İcra Kurulu üyesinin adaylıktan geri çekilmesi söz konusu oldu. Ve 2 adayla seçime gidiyoruz. Bu seçimin herkes için hayırlı olmasını diliyoruz. Herkesin özgürce oy kullanacağı ve sonuçların sandıkta belirleneceği bir seçim olması en büyük dileğimizdir. Camiaya hayırlı olsun. Fakat şunu söylemek istiyorum. Böylesine önemli kişiliklerin, UEFA İcra Kurulu'nda görev almış bir üyenin adaylığa müracaattan sonra adaylıktan çekilmesi Türkiye için tarihe geçecek notlardan birisidir. Bu çok üzücü bir durumdur. Keşke herkes adaylığı onaylandıktan sonra seçime devam etseydi. Bu daha doğru olurdu. Ancak demokrasiye inancımız da tamdır. Biz Beşiktaş Jimnastik Kulübü olarak adayların kendi programlarını tanıttıktan sonra bir araya gelip kararımızı vereceğiz. Bu kararımız bizim sandıktaki neticeyi belirleyecektir ve kararımız kendi delegelerimizin fikirleri doğrultusunda olacaktır. Ama Beşiktaş Jimnastik Kulübü olarak bizim her zaman duruşumuz çok nettir. Her zaman demokratik seçimler istiyoruz. Bunu her zaman söyledik. Ve uzun zamandan sonra ilk defa 2 adaylı seçim oluyor. Bu önemlidir çünkü adayların çıkması projeleri tetikler. Daha iyi görev yapma, daha iyi neticeler alma yönünde ekipler çalışır. Yönetimler daha vasıflı insanlar tarafından kurulmaya çalışılır. O yüzden ben bu 2 adaylı seçimin hayırlı olmasını diliyorum. Eğer bir sorunuz varsa, kim yönetecekse bana o konuda yardımcı olun. Sorularınızı da cevaplandırayım. Buyurun. Yeni sezondan, yeni federasyon başkanından ve yönetiminden beklentileriniz nedir? Türk futbolu ne yapılırsa daha iyi hale gelir. Şimdi birinci asıl konu şeffaflık. Kurulların şeffaflığı. Hiç kimse birilerinin adamı olmamalı. Burada seçildikten sonra herkes üzerinden bulunduğu kulübün yeleğini çıkartmak zorundadır. Aksi takdirde güven kaybolur. Yine aynı zamanda VAR kararlarının mutlaka kayıtlarının pazartesi günleri açıklanması önemlidir. Burada en kilit konu şeffaflıktır. Eğer şeffaflık devam etmezse biz aynı şekilde kamuoyuyla her türlü sıkıntımızı paylaşırız. Burada tek çare şeffaflıktır. Merkez Hakem Kurulu son derece önemlidir. Hakemlerin uyarılması önemlidir. Bakın VAR hakemleri, yabancı hakemler geldikten sonra daha farklı bir disiplin içerisine girdiler. Biz zaman zaman yabancı hakem denenmesi konusunda da halen düşüncelerimiz aynı şekilde. Rekabet iyi bir şeydir. Bu futbol takımındaki oyuncularda da aynı şey söz konusudur. Rekabet kaliteyi getirir. Desteklediği bir aday var mı yoksa tarafsız mı kalacak? Beşiktaş Kulübü seçimdeki kararını adayların açıklamalarından sonra verecek. Biz 3 alternatifli karar verebiliriz. Onu arkadaşlarımızla adaylar kendi programlarını söyledikten sonra kararlaştıracağız. Ya da sizin bu konuda Beşiktaş Kulübü olarak sayının artması, azalması ya da aynı statünün devam etmesi. Şimdi şöyle, bu çok sıkıntılı bir durum. Çünkü yapılmış kontratlar var. Yapılmış kontratların ortasında biz sayıyı buraya indirdik denmesi kulüpleri fevkalade sıkıntıya sokuyor. En azından kontratlı oyunculara bir süre tanınabilirdi. Çünkü bunu gören mevkiler bir baskı nedeni oluşturuyor. Dolayısıyla kulüplerin eli kolu bağlı oluyor. En azından kontratı devam eden sporcuların çözümü konusunda federasyonun daha esnek davranması gerektiğine inanıyoruz. Söylemek istediğiniz bir şey var mı başkanım?
Ben tekrar ediyorum. Beşiktaş Jimnastik Kulübü olarak biz demokrasiye inanan, insan haklarına inanan, her türlü şeffaf iletişim ve yönetişime inanan bir camia olarak seçimin her dakikasını çok yakından takip edeceğiz. Ve seçimde oylarımızı attıktan sonra da size kararımızın ne olduğunu söylemekten de çekinmeyeceğiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Sağ olun.